İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Aralık ayında yapılacak genel seçimlerde partisinin mutlak çoğunluğa erişememesi durumunda görevine devam etmeyeceğini açıkladı. Rajoy'un Halk Partisi 2011 seçimlerinden bu yana tek başına iktidarda bulunurken, yaşanan ekonomik kriz, kemer sıkma politikaları ve yükselen işsizlik partinin popülaritesinde azalmaya neden olmuştu. Demokrasimizin en önemli yasama terimlerinden biri sonlardır. Ve şunu söylemekten onur duyuyorum ki ülkemiz rekor denecek kısa sürede enerjisini ve olağanüstü yeteneğini zor bir süreçten çıkmak için göstermiştir. Rajoy'un ve partisinin en önemli gündem maddelerinden biri de Katalonya'daki bağımsızlık talepleri. İspanya Başbakanı açısından bunun tartışılacak bir yanı bulunmuyor. Ben milletin bütünlüğüyle ilgili bir referandum kararı alamam. Buna İspanya'nın bir bölgesindeki insanlar tarafından da karar verilemez. Buna İspanya'nın tamamı tarafından karar verilmeli. Öte yandan 27 Eylül'de Katalonya'da yapılan bölgesel seçimlerin ardından Katalonya Özerk Yönetimi Meclisi'nin yeni başkanlığına bağımsızlık aktivisti Carme Forcadell seçildi. Forcadell gizli oynamada 135 milletvekilli mecliste üyelerin 77'sinin oyunu aldıktan sonra yaptığı konuşmayı "Çok yaşa bağımsız insanlar ve çok yaşa Katalonya Cumhuriyeti" şeklinde sloganla bitirdi.